Hepinize merhaba. Yeni bir iftar menüsüyle karşınızdayım. Öncelikle çorbamızın malzemelerini göstereyim. Daha doğrusu tek bir ana malzemesi var. 2 su bardağı ölçüyorum ben şimdi. Bu kırılmış buğday. Dövme diye de geçiyor. Şöyle. Bunu şimdi ölçerek koyuyorum. Şimdi görüyorsunuz. Bunu güzelce yıkıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz atarak haşlamaya bırakıyorum. Şimdi burada pazı yaprağım var. Onu doğrayacağız şimdi. Şimdi haşlamış olduğum, görüyorsunuz bayağı yumuşadı. Şimdi sıcak sıcak hemen doğramış olduğum pazılarımı ekliyorum. Zaten pişmiş olan dövmenin sıcaklığıyla bu da yumuşayacaktır eminim. Şöyle karıştırayım. Şimdi güzelce pazılarım ve çorba harcımı karıştırdım. Soğumaya bırakıyorum. Çünkü soğuk bir çorba yaz aylarının olmazsa olmazı diye düşünüyorum. İftar için çok serinletici bir tarif olduğunu düşündüğüm için bu çorbaya karar verdim. Şimdi çorba harcımız soğudu. İçerisine bir diş dövülmüş sarımsağımı ekliyorum. Şöyle karıştıralım. Sarımsaklı güzel bir çorba bence. Şöyle karıştırayım. Burada yoğurdum var. Yoğurdumuzu biraz çırpalım. Tuz ekleyelim içerisine biraz. Ekliyorum yine. Güzelce çırpalım şimdi yoğurdumuzu. Şimdi buluşturalım. Karıştıralım. Cidden enfes bir çorba oldu. Çok güzel gözüküyor. İftarı sabırsızlıkla bekliyorum. Yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdi çorbamızın yanına yaprak sarması yapmaya karar verdim. Şöyle pazardan almış olduğum taze asma yaprakları görüyorsunuz. Bunları şimdi biraz sıcak suda ben bekleteceğim. Şimdi ben bunları sıcak suda bekleteyim. Ondan sonra iç harcına geçelim. İç harcımız için 1 su bardağı pirinci yıkadım ve tepsimi aldım. Şimdi domatesimizi doğrayalım öncelikle. Şimdi domateslerimi küp küp yemeklik doğruyorum. Şimdi domateslerimi doğradım. Tepsiye alalım bunu. 1 adet kuru soğan. İnce ince yine bunu da doğrayalım. Soğanlarımızı da ekleyelim. Şimdi taze sarımsaklarımı doğruyorum. Kuru sarımsak da dövebilirsiniz içerisine. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Taze maydanoz incecik kıyıyorum. Bir adet sivri biberimi doğruyorum şimdi. Bir yemek kaşığı biber salçamı ekliyorum. Bir yemek kaşığı nar ekşisi. Bir fincan zeytinyağı. Burada da tuz, karabiber, kekik, bolca nane, pul biber ve tuz. Şimdi güzelce bu karışımı harmanlayalım. Evet, şimdi karışımı iç harcımı hazırladım. Ben pişirerek yapmıyorum. Çiğden yapıyorum. Çiğden daha pratik ve daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yapımına geçelim. Evet, yapraklarımı şu şekilde
Sıcak suda beklettim. Şimdi sarmasını gösterelim. Asma yaprağının damarlı kısmını üst tarafa gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi içine yeteri kadar iç harcı koyuyorum. Kenarlarını şu şekilde kapatalım ve saralım. Kenarlarını kıvır ve sar. Çok basit. Herkes yapabilir bence. Şimdi sarmamızı, sarma işlemini bitirdik ve tenceremize alalım bunları. Güzelce tenceremize yerleştirelim. Şimdi tencereme yerleştirdim. Sosunu yapalım. 1 yemek kaşığı biber salçam. Üzerine yağımı ekliyorum. Çok az bir şey de nar ekşisi ekledim yine. Nane. Bolca nane ekliyorum. Başka hiçbir şeye gerek yok. İçine bolca baharat koymuştuk zaten. Biraz sıcak su ekleyerek karışımımı hazırlıyorum. Tuzunu ekliyorum. Evet, iyice karıştırmış olduğum sosumu üzerine gezdiriyorum. Üzerine yarısına kadar sıcak su ekliyorum. Ve üzerine kapağını tabak kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi son tarifim olan fırında patates ezmesi. Öncelikle kabuklarını çok iyi yıkadım ve patateslerimi haşladım. Şöyle bir bardak yardımıyla patateslerimi eziyorum, yani çatlatıyorum. Daha sonra içinde yarım yemek kaşığı salça, bir fincan zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon, kekik ve nane karışımından olan bir karışım hazırladım. Onu koyuyorum şimdi. Güzelce sosumuzu karıştıralım ve patateslerimizin her yerine eşit gelecek şekilde güzelce gezdirelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Sarmalarım pişti. Servis tabağını aldım. Daha sonra fırınlanmış patateslerim piştiler. Soğuk yoğurtlu çorbamı da koydum. Ve burada da portakal soslu bir tatlı hazırladım. Bunun tarifini de sayfamdan ulaşabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakırım. Umarım menümü beğenmişsinizdir. Afiyet olsun.